Merhaba sevgili yaylar. Selamlar sevgili yaylar, nasılsınız, iyi misiniz? Bilinçokul Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Yay Burcu Mayıs ayı yorumlarıyla birlikteyiz. Yay Burcu'nun durumu nedir? Ne dersin? Evet. Bu tutulmalar işi, kariyeri, fiziksel sağlığı, bedenle ilgili bakımları, güzelleşmeyi, fiziksel olarak güzelleşmeyi temsil ederken evet. Venüs ile Mars'ın pozisyonları 15 Nisan'da hamileliği, çocuğu, aşkı temsil ediyor. Aslında yay biraz kendini beğenmiyor olabilir. Evet, yay birazcık kendini beğenmiyor olabilir. Kendini biraz bakıma alabilir. Kendiyle biraz ilgilenebilir. Bu ayın ilk haftasında Venüs Koç burcuna geçiş yapacak. Aşkla ilgili biraz kıpırdılar olabilir. Yeni tanışmalar, duygusal bekar hayat. Yaylar. Evet. Bekar yaylar, aşkla ilgili kıpırdanmalar, biraz hareketler. Biraz duygusallık artabilir. Evli yaylar, çocuk çocuklar ve yaratıcılık. Evet. Yani çocuk... Bir kısım yaylar çocuk sahibi olacaklar. Venüs Koç burcuna giriyor. 5-11 kasbı üzerinden aktifleşiyor. Evet. Koç burcu kardeş bir burçtur yay burcuna. Yay tabii, burcuna kardeş oldu. Bir burç olduğu için burada bir 120'lik açıya doğru gidecek. Tüm ay boyunca burada zaten Venüs. Uranüs ile beraber zaten sürpriz hamilelikler, sürpriz aşklar, sürpriz birliktelikler. Bunlara evet. sebebiyet veriyor. Yalnızca ben bazı yay burçlarında piyango bileti falan almasını istiyorum. Evet, 5. ev etkisi birazcık orada parasal şansları da arttırıyor. Yani bence evet. biraz bak dene 4 Mayıs'ı, 6 Mayıs'ı biraz gergin günleri bile dene. 11 Mayıs'ı dene. 12 Mayıs'ı, 14 Mayıs, geç 14 Mayıs'a. 16 Mayıs'ı dene. Venüs kavuşumu evet, Uranüs var evet, ya. Evet. Sağında solunda bir Jüpiter falan vardır birinin doğum haritasında. Bir şeyler kazanır. Biz de mutlu oluruz yani. Dediğimiz bir nokta var. Bu da bize şuna sebebiyet veriyor. Aslında çok şanslı bir aya girdin sevgili yay. Şans 3 Mayıs'tan itibaren seninle birlikte olacak. Yani bir şeye dikkat etmek gerekiyor. Ne yazık ki Satürn'ün pozisyonları sebebiyle Satürn 12. evde. 12. evden sıkıyor, kısıtlıyor, evet. problem evet. yaratıyor. Evet. 12. ev üzerinden gelip bu kısıtlamalar Güneş ile karşıt yapıyor. 10 Mayıs günü sağlığına dikkat edeceksin. 14 Mayıs günü ne yapacaksan yanında çalışan insanlarla kapışmayacaksın. Yanında çalışan insanlarla gerginlik yaşamayacaksın. Sağlığına dikkat edeceksin. Evcil hayvanın varsa evcil hayvanların sağlığına dikkat edeceksin. Çünkü akrepten gelen tam Güneş Satürn karşıtı bir tutulma döngüsü. Evcil hayvanlar kısırlaştırılabilir. Evcil hayvanlar kısırlaştırılabilir. 14 Mayıs'tan itibaren evde bir kedin var mesela. Bu egzotik shorthair gibi bir kedi evet. veya buna benzeyen bir yapı var. Mav şeklinde dişi kedi sürekli gece gündüz evi inletiyor. Evet, 14 Mayıs evet. günü yapma ama bunu. Yanlış olur. Bunu git 21 Mayıs'tan tabii. sonra yap. Çünkü hayvan anestezi altına girecek, sıkıntı olacak, mikrop kapacak, uğraşacaksın da uğraşacaksın yani. Para ödeyeceksin veterinere, para ödeyeceksin. Zaten 2 yıldan beri sürekli kredi kartı, cart sürekli veterinere para ödüyorsun. Çalışıyorsun veterinere. Zaten boğa akrep kasmı üzerindesin. 6-12 evet, kasma. Evet, evet. Ondan dolayı yay burcu için neşeli, keyifli, hareketli, enerjik ve güçlü bir ay. İş ve kariyer hayatında yeni başlangıçlar olabiliyor ve 21'inden itibaren aslında Güneş ikizlere geçiyor. Güneş ikizler eş, birliktelik, arkadaşlık, sözleşme, anlaşma, görüşme bunlarla ilgili değerleri de ortaya çıkartıyor. Eski anıların çok canlandığı bir aydır bu ay. Evet, evet. Mars'ın retrograde terazide olması eskiye ve yeni diye nitelendirebileceğimiz iki duygunun arasında karabileceği bir duygudur. Ama 21 Mayıs, 22 Mayıs'ta biter. Evet, Mars düzeliyor çünkü artık. Tabii. Eskiyle bağlantılar artık birazcık geçiyor. Bunun etkisinden kurtuluyoruz. 28 Mayıs'ta İkizler Burcu yeni ayı var. Neptün'den karşıt, kareye. Karşıt burçlarında ilişkiler, ortaklıklarla ilgili. Belki yakın arkadaşlıklar olabilir. Onlarla ilgili konularda. Şimdi evde de sorun olabiliyor. Bazı ufak tefek yasal konular. Yasal konularda sorun olabilir. Evi su basmasın da İkizler'de Neptün su, kare. Tabii. Sözleşmelerde bir sorun olabilir. Birlikte çalıştığı bir üçkağıtçı ne diyebilirim sana, bir emlakçıdır, evet. bir problem yaratabilecek, evet, evet, tam evet. böyle çok dürüst olmayan bir avukattır, şudur budur bunlarla karşılaşabilir. Hı-hı. Söylenen sözlere çok inanma. Hı-hı. Merkür'ün oradaki etkisinden dolayı çevrendeki insanların söylediği sözlere çok fazla inanma ve dikkat et. Evet sevgili yay, keyifli ve neşeli kar.
Eğer bir bu Mayıs ayındaki şansı, keyfi, neşeyi biraz daha detaylı görmek istiyorsan Bilinçokulu Astroloji Haber Portalı'nda Sayın Demet Baltacı'nın günlük astroloji burç yorumlarına da bir bak derim. Bye. Hoşçakalın. Güle güle.